Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Sertaç'la şöyle çok güzel güneşli bir havada Diyarbakır'da, özellikle havaların soğuduğu bu zamanda bu güneşli havayı bulamıyoruz. Güneşli bir havada Hasanpaşa ciğerisine geldik. Cemil Usta'ya geldik. Mekan 100 yıldır burada bulunuyor. 100 yıl. Tamam, bu ne demek? Ta 1920'lerde mekan burada. Ama tabii daha önce ciğerci değillermiş. Yaklaşık 5 yıl önce başlamış Cemil Usta burada. Şimdi buraya özellikle perdeli ciğer için geldik. Perdeli ciğerde de Diyarbakır'da nereye gidebiliriz diye düşündüğümüzde burası akla ilk gelen mekanlardan biri. Konum olarak neredeyiz? Sertacığım, şuraya döner misin? Direkt Hasanpaşa Hanı zaten burada. Şu karşısı Ulu Cami oluyor. Onun karşısında Hasanpaşa Hanı. Genelde Diyarbakır'da bilinir. Kahvesiyle, kahvaltısıyla bilinen bir mekandır. Onun hemen yanında ara sokağın böyle köşe başında mekan bulunuyor. Neyse, sözü çok uzatmayalım. Sizlerle birlikte hem Cemil Usta'yla tanışalım hem de bize ustam güzel bir perdeli ciğer yapsın. Perdeli ciğerini tadına bakalım. Buyurun. Cemil Usta, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyisiniz inşallah. Sağ ol abi, teşekkürler. Özellikle perdeli ciğeri çok öneriyorlar. Biz YouTube'da falan da gördük sizi. Evet efendim. Normal ciğer de yapıyorsunuz tabii. Tabii normal ciğer de yapıyoruz. Biz bir unutulmuş bir kültürü hayata geçirmeye çalıştık. Başka yaptığımız bir şey perdeli yok. Yani değil mi? Unutulmuş. Tabii ki bu bizim bir kültürümüzdü. Eskiden beri de Diyarbakır'da bu kültür yürütülürdü. Evet. Eski damak tadına sahip ustalar bu işi başlattılar. Tabii ki zamanla bu biraz daha unutuldu. Unutulunca daha basit olan işte normal ciğere geçti. Normal ciğere. Ama isteyene tabii perdeli de yapıyor. Şu an talebi var. Talebi var değil hatta mi? Hatta talebi randevuya düşüyor artık. Randevulu oluyor artık. Evet, evet. Çünkü onu sürekli bulundurmuyorsunuz herhalde. O gömlek yağı mıydı? Bulamıyoruz. Her hayvanda bir tane çıkıyor. Evet, ona göre çıkıyor. Bir de istediğimiz perdeyi de bulamayınca evet. Biraz geriye alıyoruz tabii ki. Böyle bazı şeyleri sıralamaya koyuyoruz. Sıralamaya. Kaç yıldır yapıyordunuz abi? Ya biz bu işte yeniyiz, çok da eski değiliz. Ama biz tüccar olarak 105 yıldır bu iş yerlerinin sahibiyiz. Bu işte de şu mekan özellikle 100 yıldır varmış. 100 yıldan fazla biz dedemizden beri kendimiz aynı nesil üretiyoruz. Ama tüccarız biz. Yani mesela biz ciğer işinde 5 yıldır bu işin içindeyiz. 5 yıldır burada. Evet, bu biraz da gönül işi, zevk işi yani. Onu söyle. Evet. Kuzu ciğeri. Kuzu ciğer tabii ki. Artık onu tartışılmaz bile. Ya işte bazı yerlerde karışık oluyor, bazı yerlerde dana veriliyor. Oluyor yani bizde de böyle karışık. Tabii maliyetten dolayı. Maliyetten evet. Dolayı mesela şimdi kuzu ciğerinin fiyatıyla dana ciğerinin fiyatı arasında çok büyük farklar var. Tüketiminin olduğunu görüyor. Bir de ürün bulamıyor. Evet. Ne yapıyor? Bunu dana ciğeriyle harmanlıyor. Başka neler yapıyorsunuz abi? Sadece ciğer? Ciğer, Adana, Urfa, ızgara çeşitleri, tavuk şiş, kanat. Onlar da var. Tarzı gidiyoruz. Burada yine bir porsiyon klasik 4 şiştir. 4 şiş. Bazı yerlerde 6 evet. Da oluyor. Yok. Yok. Bizim Diyarbakır'ımızda 4'ü geçmedi. 4'ü geçmedi. Diyarbakır ciğeri tescilini de aldı. Tescili aldık aynen. Evet, Diyarbakır evet. Ciğerini alındı. Çok şükür onu kurtarabildik. Ama perde ciğeri almadılar ha sanki. Değil mi? O da içinde, o da içinde. O da içinde mi? Tabii tabii. Sadece tabii. Ciğer değil yani. Sadece ciğer kebabı yok, değil. Yok. Peki mesai saatleriniz nasıl abi? Sabah erken saatlerde başlıyoruz. Artık ürün kaçta biterse akşama kadar devam ediyor. Akşama kadar devam ediyor. Yani de öğlen araları bir de turistik bölgeler buralar. Tabii. Yoğun oluyor. Evet evet. Burası biraz yani yoğun oluyor. Geliyor. Bir yandan abi yap istersen şey yapmayalım. Yapıyoruz. Biz işimizden. Senden çok içinden alıp uymayalım. Usta adam yaptığını gösterir ama yatmaz. Yatmaz. Daha yalnız işindedir. Ayarlar. Evet. Sizin ciğerle deneyiminiz nasıl? Abi biz zaten izleyenler de biliyor. Birçok yerde ciğer yemişiz. Bir de özellikle ben kuzu ciğeri, dana ciğeri uzmanıyım abi. Evet. Öyle söyleyeyim. Video yaptım öyle. Çok güzel. Dana ciğeriyle kuzu ciğeri nasıl ayırt edilir? Hem pişme esnasında hem yeme esnasında farkları nelerdir şeklinde. Ama tabii Diyarbakır her yer ciğer yani. Dolayısıyla kanalımızda da birçok yerde ciğer videosu çekmişiz. Ama burayı merak ediyordum. Şeref verdiniz. Perde ciğerde özellikle internetten, YouTube'dan da gördük. Epey yayınlarımız oldu. Biraz evet. Diyarbakır ciğerini tanıttık. Aynen, tamam Cemil biz abi. Bu işte yeniyiz. Hani biz ustalığımızda çok iddialı tabii, sunmuyoruz. Tabii, ama aynen. Bu işi tanıttı. Tabii ustamın bir tevaziliğidir. Yani. Abi bize şimdi ne yapacaksın? Size perdeli ciğer yapacağız. Perdeli ciğer. Onu tanıtacağız. Bunları aradan çıkardıktan sonra bizimkine de başlayalım. Tabii ki abi. Hemen.
Cemil Üst'ten başladık yapmaya. Evet efendim, hoş geldiniz. Hoş tekrar. Bulduk. Abi bir porsiyon perdelide 4 şiş koyuyorsunuz değil mi? Evet. Yani perdelinin bir porsiyonu da oluyor mu? İlla hani 2 porsiyon veya üstü öyle olmak zorunda birden mı? Birden aşağı yok. Birden aşağı yok değil mi? Tabii birden aşağı perdeli. Çünkü anca sarılıyor. Tabii ki yani onu zahmete değecek zahmettir. Yani. Perdelinin pek tercih etmemesine de maliyetidir. Evet. Maliyeti de yüksektir yani. Burada da biber kullanıyorsunuz değil mi? Biber var, karışım var burada efendim. Hoş geldiniz tekrar diyelim. Ağız alışkanlığı sürekli hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet. Şimdi evet. Maliyeti var. Hem kömürden dolayı, çünkü perdeyi yaptığınız zaman kömür çabuk pişmesi lazım. Kömür bitiyor. Bitiyor değil mi? Yağ mı? Sen o kömürle kaç porsiyon normal ciğer yaparken o kömür perde yağıyla öldürüyor. Yağıyla öldürüyor. Köpe gidiyor. Böyle bir maliyet çıkarıyor bize. Aslında iki porsiyon da bazı yerlerde, iki ve üstü perdeli yapılıyor. Perdeli ciğer kendine göre artık bir yere geldi diyebiliyoruz. Çünkü eskiden insanlar unutmuştum, merakla başlayan bir tat oldu. Evet. Meraktan bugün damak tadına dönüşüyor. Damak tadına dönüşüyor. Evet efendim. Perdesi dediğimiz iç yağ. İç yağ oluyor. İç yağdır. Biz onu günlük hayatta yiyor muyuz? Yani onu çoğu lokantacılar parça parça, ufak parçalar halinde alıyorlar. Mesela dönerin içine atıyorlar, sulu yemeklerin içine yağlansın diye atıyorlar. Tabii bizimki biraz daha bütün olması lazım. Bütün olunca olay biraz daha değişiyor. Kaç tane bir hayvanda? Bir tane mi? Bir tane. Bir tane şöyle. Hocam hoş geldiniz, buyurun. Cemil abi, perdeler geldi. Evet, şöyle. Kuzu perde değil mi? Evet. Abi şöyle açıyor, yayıyor perdeyi. Bu hangi organın etrafından çıkıyor ya? Bu dış zar işte, o organları dış tutan var ya. He. Normalde bu boyutta bir perde iki porsiyon için mi? 3-4 porsiyonu da kaldırır. 3-4 porsiyon da girer değil mi bura? Evet. İçine böyle şey koyuyor. Biber, soğan. Ciğerler geldi. Evet. Oo. Yatağa yattı. Şöyle terbiyeli kısma. Sardı usta. Sesi geliyor ha buradan. Tabii. Cızırtı sesi geliyor böyle. Ciğer pişmiş ya. Pişirmeden. Çünkü ciğer içinde çiğ kalır. Çiğ kalır. Evet. Kesti ustam. Vallahi özenerek yapıyor bu arada. Öyle baştan salma değil yani. İşi yaptığın zaman sanattır. Sen keyfini alacaksın. Afiyet olsun. Şeref verdiniz. Afiyet olsun. Ne kadar süresi var abi perdeliğinin? Vallahi onun süresine bir şey diyemeyim. Ha, sen anlıyorsun. Keyfine çevire göre. Çevire ha. Anlıyorsun. Şimdi usta dakikayla iş yapıyorsa olmuyor. Bakın arkadaş, burası o lüks restoranlardaki işte 3 saniye, 15 saniye geç bunu arkadaş. Aynen, doğru diyor. Sen bunu göreceksin. Usta bunu görecek. İşimiz bununla haşır neşir olacak. Değil mi? Orada ben bırakayım gideyim 15 saniye sonra geliyorum. Öyle olmuyor. Usta işini sevecek. Evet. Cemil ustam çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Biz ağzına sağlık. Ne demek? Sizlerin eklemek istediğim bir şey var mı son olarak? Tabii ki. Sizlerle güzel şeylerin olacağına inanıyorum. Unutulmuş şeyleri belki ben burada iş yerinde tanıtabiliyorum ama buraya gelen görüyor. Gelmeyenler de sizin sayenizde. Tabii. İnşallah. Sizlere yani de bir katkımız olursa ne mutlu bize. Biz de size teşekkür ediyoruz bu arada. Çok sağ olun. Bizleri ve Diyarbakır'ımızı özel tanıttığınız için. Biz şöyle masaya ben geçelim. Buyurun. Devamını orada çekeceğiz. Tamam efendim. Çok sağ olun abi. Afiyet eyvallah. Olsun. Pişmeye devam ediyor bu arada. Sen onları da almaya devam et. Ben masaya geçiyorum. Siparişimiz geldi. Şimdi ustadan perdeli ciğer istedik, gördünüz. Şöyle bir üst katta bir yere oturduk. Mekanı üstten görüyoruz. Şimdi usta bize getirdi. Bir de kendisi biraz yoğun tabii. Yoğun olduğu için biz perdeyi de kendimiz keselim. Daha önce hiç yapmadık bunları. Gel abi. Perdeli ciğerimiz bu. Perdeli ciğer böyle biraz da içinde bol ciğer olursa daha güzel oluyor tabii. Ama biz sadece bir porsiyonluk istedik. İki porsiyon ve üstü olursa içi daha güzel, böyle buhar oluyor, daha güzel pişiyor. Gel abi keselim. Hadi bismillah. Bu güzel ciğeri kesiyorum. Bak bak nasıl atıyor bak. İçi de soslu, şöyle bir koklayayım. Vallahi güzel kokuyor. Açtık perdemizi. Dumanı görüyor musun? Buharı. Aslında perdeli ciğerin özelliği bu şekilde buharda pişmesi. Öncesinde tabii usta ocakta pişiriyor ciğeri.
Daha sonra buharda da biraz çiğ yumuşuyor yani ciğerin. Hemen bir dürümümüzü yapalım. Bizi de fazla bekletmeyelim. Sert acı da fazla bekletmeyelim. Aldık. Perdeli ciğerimizi perdesinden de alalım, keselim. Şöyle alıyoruz. Perde biraz inatçı çıktı. Bunu da koyalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi soslu ciğerimizi koyduk. Bir de şu perdeyi. Ya aslında yeniliyor. Usta dedi ya, birçok mekanda yemeğin içinde oluyor. Fark etmiyorsunuz. Yani etin yağında oluyor bir şekilde. Şöyle sumaklı soğanımız da var. Bak, yancıları saymadık abi. Sumaklı soğan. Burada salatamız var. Marullu, domatesli. Burada domates, soğan. Bir de köz biber veriyor usta. Perdeli ciğerde güzel bir mekan. Yani abi özenerek yapıyor. Sevgisini katıyor diyebilirim. Gerçekten. Sevgisini katıyor diyebilirim yani. Şöyle alalım. Hadi bismillah. Ya tabii normal ciğerden farkı, hem perdenin içine usta ayrı bir terbiye döküyor. Soğan biber koyuyor. Bir de perdesi. Güzel. Daha yumuşak. Ciğeri daha yumuşak oluyor. Ocakta normal ciğer yediğinizde biraz daha sert oluyor. Ama yine daha yumuşak. Abi, içecek var. Varsa bir tane kola abi. Şöyle altta soslu ekmeğiyle bir dürüm daha yapıyorum. Perdeye bak. Abi, çok teşekkürler. Böyle yakın olunca... Evet, bir dürüm daha sarıyoruz. Of of, Sertat çok seveceğim bunu. Sana perde de bırakıyorum, yersin değil mi? Perdeyi görüyor musun? Soslu ama ha. Biraz da bunu atıyoruz araya. Araya yine soğanımızı koyalım. Ama sanki bana, bilmiyorum ama normal ciğer biraz daha böyle güzel geliyor. Yani perdeli ciğer de güzel bir alternatif. Tabii bu soslu, soslu sevene. Yoğun böyle acı, baharat, biber, soğan, soslu sevenler için güzel bir yemek. Acaba bu perde yerine kuyruk yağıyla yapsa nasıl olur? Komple etrafı. Çok mu yağlı olur? Şimdi bunun fiyatını da verelim. Bir porsiyon normal ciğer 70 TL. Perdeli olursa 80 TL oluyor. Yani 10 TL farkla, tabi perdeli biraz daha zahmetli, perdesi var vesaire. Usta dürümü de 35 TL veriyor dürüm. Yani güzeldir, lezzeti hoştur ama bu perdeli gelin bir deneyin. Tadına bakın muhakkak. Valla Cemil abi de çok güzel bir insan, sohbet ettik. Yani bizi de güzel karşıladılar, sağ olsunlar. Biz o zaman yemeğe devam edelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mekanın konumunu açıklamalar kısmına link olarak da ekliyoruz. Bir de Instagram hesabımız da var. Tam tadında 21 diye. Onu da takip ederseniz seviniriz. Oradan da bazen yayınlayacağımız videoları öncesinden haber veriyoruz. Sonraki Diyarbakır lezzetinde görüşmek üzere. Çakalın.